أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Muhterem kardeşlerim, şimdi başta sizi hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Bu hakikatleri bulmuşsunuz bu yeri. Bunlardan istifade etmeye geliyorsunuz buraya. Ben Balkanlardan gelmişim, kendimi tanıtayım. Sırf Risale-i Nur hatırı için gelmişim. 8 nüfuzu münebbüse atmışım, çok az parayla. Allah kimse müstahil etmemiştir. Adnan Menderes'le oranın lideri anlaşmıştırlar, gelsinler. Arnavutlar nüfuz çağı, nüfuz dairesinde Türk oluyorlar, boşnaklar Türk oluyorlar, pamaklar Türk oluyorlar, geliyorlar. Ben Türk'üm, ben Evradi Fatihan'danım. Gelmemişim ben Türkiye'de. İnkılaplar, dine karşı inkılaplar yapılmış Türkiye'ye. 70'te gelmişim ben. Elhamdülillah burada dersleri takip etmeye çalışıyorum. Onun kardeşe dedim, ben çok şükürle borçluyum Allah'a şükürle. Ailemde 37 nüfus var. Hepsi daire içindedirler. Bir oğlum rahmetli oldu Celal Tetiker. Onun yanında kaldı 20 sene. Nurullah Hak'tan belki bilen vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ishtara minel mu'minina enfusahum ve envalahum bi enne lehumul cennet. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak, ona kul olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeyi dinle. Bir zaman bir padişah, çünkü insan birisine bir şey anlatırken peki anlamadı, mesela der. Mesela bir temsil anlatır, anlasın o meseleyi. Şimdi bunlar hakikat, hakikati açıklamak öyle yine basit temsiller değil bunlar, anladın? Bir zaman bir padişah, raiyetinden iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir ki, çiftliğin içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan, hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder, değişir gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden padişah ümmetinden, insanlarından, ona bağlı olan milletinden iki tane seçiyor. Evet. Kemal-i merhametinden bir yaver-i ekremini gönderir. Çok bir vekilini gönderir diyelim şimdi. Gönderir. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyor ki elinizdeki olan emanetimi bana satınız. Verdim ya size bu emaneti. Benim malımı bana satarız. Allah Allah nasıl olur ki? Bana satınız. Ta niçin? Sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın, kaybolmasın, elinizden gitmesin, boşa gitmesin. Hem muharebe zamanı bittikten sonra, savaş zamanı bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem o veriyor, hem tekrar verecek. O koruyacak. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işletilecek. Allah Allah. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz.
o koca işlerin masrafatını tedarik edemezsiniz. Masrafların, o işlerin masrafları çoktur. Neyi masrafı diyor? İnsan kendisini nasıl koruyor? Nasıl koruyabilir? Bugünkü insanlar Türkiye'mizde efendim şehit dedelerin torunları bunlar. Sokakta dine karşı namazsız bu çıplak hanımlar gördüğümüz bunlar şehit dedelerin torunları bunlar. Hani bunlardan birisine desek İstanbul'u vereceğim sana, ver gözlerini bana, verir mi? Ha? O gözleri nereden aldın? Annen mi yaptı? Ban mı yaptı? Sokakta mı buldun? Nereden aldın sen o gözleri? Allah 24 saatten bir saatini istiyor namaz için. Aa, tonlarla ağır değil. Tonlarla ağır değil. 50 gram mı 100 gram mı bir başörtüsü balır. Yok, yok. Ben gavurlara benzeyeceğim. Ben gavur gibi olacağım. Allah Allah, olur mu? Hay, ustadın ifadesiyle bir Bulgar gavurunu desen, Müslüman kıyafetini giysen bakalım, yer mi? Tenezzül eder mi senin gibi olsun? Biz gavur karısını ben yaşadım onlarla. Katiyen onların kıyafeti var, yok. Onun için onlar icat etmişler. Kasket, kasket nedir kasket? Benim kafam, benim başım secdeye gitmez. Onun için Müslümanlara karşı gelmek için onlar icat etmişler onu. Fatır nedir? Haçtır, haç. Haçın yukarısı kısadır, aşarısı uzundur. Onun için koymuşlar. Lozan'da ha vermişler. Anladın? Müslümanları burada anlaşmışlar. Tamam. 80 sene böyle çektik, 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 çektik. Evet. Evet. Hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin mesarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün mesarifatı ve lazımatı, masrafları ve lazım olan şeyleri ben de rüt ederim. Bütün varidatı, gelirleri ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar. Nasıl asker teşhis oluyor? Biz de terkis olacağız bir günlük. Nasıl terkis olacağız? İşte Azrail gelecek, alınacak, getirecek. Var mı? Var mı bir babaya gidersin ki ben ölmeyeceğim? Var mı? E madem yok ki seni. Allah, Kur'an nedir? Mehmet Akif'in ifadesiyle diyeyim. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için gönderilmemiştir. Bu makinenin kullanma kılavuzudur o. Bunu yapacaksın, buna bakacaksın, böyle gezeceksin, bunu yapacaksın. İşte onu türlü türlü misallerin 600 sayfa. Kimse bir noktasını silememiştir. Hatta ve hatta Avrupa gavurlarının bir profesör, Amerikalı mı, İfneriymiş bile, araştırmış tarihte 100 tane adam, meşhur adamlar. Peygamberimizi de içine koymuş. Peygamberimiz birinci çıkmış, çıkarmış. Arkadaşlar nasıl sen öyle Müslümanların tarafı çıkarttın? Ben doğrusunu söylemişim. Ondan sonra daha 10 sene evvel bile bu oldu. 2 sene evvel Mısır davet ediyor bir hediye versin. Sen böyle bile peygamberimiz demişsin. Verdikten sonra hediye diyor ki sen daha aynı fikirde misin diyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed için 100 adamdan birincisi. Diyor 100 dil diyor. Profesör, gavur, Avrupa profesörü diyor. 100 dil diyor, 300 olsa o yine birincidir diyor. Hiç okula gitmemiş, okuması yazması yok imiş. Nasıl olduğunu görür. Allah mucizeleriyle ispatlamıştır onu ki. Birincidir o. Birincidir o. Yahudi kadını, keçi yavrusunu zehirliyor, hediye veriyor bu. Keçi yavrusu konuşuyor, yeme beni diyor, zehirlemiştir. Ha, haydi bakalım. Ya benim. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinden çıkacaktı. Ha, böyle, ha gitti, milyarder gibi gitti, bıraktı gitti. Ha, gitti.
gitti? Nereye gitti? Ha, anladın? Ne mutlu o kimseye ki bileceğini yaşarken o dertle yaşar. O dertle Allah'ın emirlerine uyarak yaşar. Evet. Eğer bana satmazsan zaten görüyorsunuz ki kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinden çıkacak. Sizin de elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Benim dedegim gibi yapmazsanız Kur'an'da diyor. Onu anlatmak istiyorum. Kur'an'da Allah diyor. Benim dedegimi yapmazsanız nasıl olur? Nasıl yakışır Allah aşkına? Nasıl sokağa çıkıyorsun bakıyorsun ki baba sahip çıkmamış ki, anne de baba sahip çıkmamış ki, okullarda şimdiye kadar bildiğiniz gibi efendim kız efendim geçmiş, Avrupa yavrunu geçmiş. Ben yaşamışım onlarla, bunlar daha çıplak, daha tango geziyorlar. Bir abilerden bir profesör bir yazı yazıyor, diyor dandik kıyafet, kıyafet giyenler de bile dandik kıyafet, anladın mı? Dar giymiş, dar. Tesettür nedir? Geniş giyeceksin. Kalınlığı, vücudun kalınlığı belli olmayacak. Odur tesettür. Yoksa sıkı 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 pantolonu zorla giyiyor. Efendim öyle yani yüksi affedersiniz, yüksi görünsün ne kadar nasıl. Böyle bu vaziyete geldik. Allah ne kadar şükretsek azdır. Dedim ya ben 58 sene okuyorum bu mübarek kitapları doymadım. Doymadım. Elhamdülillah Türkiye'nin de rengini değiştirdi. Ben bunları Arnavutça'ya tercüme etmişim. 100.000 tane parası dağıttım onlara, Arnavutlara. Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Sırbistan. Her sene, 22 sene bilgisayarın başındayım. Bilgisayarın başındayım. İşte şimdi vecizeler, günde 10 tane, 20 tane vecize gönderirim. 6.500 tane adresim var, internet adresim var. 6.500 tane gönderirim, hepsini onları anlardım. Oh, elhamdülillah çok tebrikler gönderirler. İşte ben tebrikler için uğraşmıyorum. Benim vazifem, ben çok... Çünkü bu kitaplar egoizmden, bencillikten insanı kurtarır. Kendini, ben menfaatim, yok, ben yok, biz varız. Biz varız, ben yok. Evet. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek, hem yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem yüksek fiyat ne demek? Cenneti kaybedeceksiniz, cehenneme gideceksiniz kardeşim. Mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetler, aletler, mizanlar, istimal edilecek o şahane madenler ve işler yerini bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanete hiyanet cezasını göreceksiniz. Emanet verilmiş bu size. Siz hainlik yaptınız. Allah'ın dediğini yapmadınız. Onun da cezasını göreceksiniz. Göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Zarar için zarar. Zarar için sayacak. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Satmak dedi ya, padişah diyor. Bana satmak ise benim dediğimi yapacaksınız yoksa bana satacaksınız değil. Adi bir esir ve başı bozuka beden âli bir padişahın has, serbest, yaveri askeri olursunuz. Onlar, o iki kişi, şu iltifatı ve fermanı dinlendikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Aklını kullanacaksın, kullanmazsan olmaz. Şimdi vecizeler gönderiyorum. Kim kılmaz namaz? Çocuk kılmaz namaz. Deli kılmaz namaz. Kafir kılmaz namaz. Efendim kim hastalanmıştı bilmiyor. Aklı çalışmıyor. O kılmaz namaz. Akıllı insan nasıl kılmaz namaz ya? Onlar şu iltifat ve fermanı dinledikten sonra o iki adamın aklı başında olan dedi. Baş üstüne efendim, meal iftihar, övünerek satarım hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavlaşmış, hodgam kendisini beğenen ayyaş,
Güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağlarından haberi yok dedi. Yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Padişah kimdir? Şimdi onu unutmayalım ki imansız insanlar ne kadar rahat görsen yaşlanın değil, yaş ilerledikçe karanlık yüzünden akar. Ne yani? Ölüm dikilmiş önünde ya. Ölüm dikilmiş önünde. Gel gel gel. Demiyorum herkese. Var, var mı? Bir babayı gibi dedim ya az önce. Desin ki ben ölmeyeceğim. Yok. Diğeri mağruz, nefsi firanlaşmış. Hod yam, hod firanlaşmış. Hod bin ayyar. Güya ebedi o çiftlik kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağlarından haber yok dedi. Yok, padişah kimdir? Padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Bir zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Herkes haline, oh be ne güzel, gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Öyle olacak inşallah. Müslümanlar cennette sonsuz bir mutluluk. Hiçbir zaman param bitti, hastalığım yok, öyle şey yok. İleride bir meyve ağacı görüyorsun. Yok giden sen ona bile yapacaksın. Gelecek, bütün meyveler orada. Hep meyveler, ne var ise dünyada ne görürüz hepsi. Koparır koparmaz meyveyi, başkası çıkacak orada. Çok lezzetliymiş, biterse ne olur halim demeyesin. Anladın mı? Bir cennet böyle. Kaç yıl kalacaksın orada? Hiç bitmeyecek kardeşler. Hiçbir zaman bitmeyecek. Rahmetli 40. hocaya birisi demiş, o sanmaz mı insan hemen? O sanırsan git cehenneme demiş. O sanırsan git cehenneme. Allah Allah, o sanacakmış insan. O sanırsan git cehenneme. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, ağız sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor, hem de müstehak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, rahatlığı gitmiş, malı gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. Değil mi? Öyle. İşte ey nefis bir heves, hislerine tapan, aklına değil hislerine uyan nefis. Şu misafir mitalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise, padişah dedi bir misal verdi. Kim imiş o padişah? Ezel ebel sultanı olan Rabbin kalikindir. Seni yoktan, hiçten yaratan. Dedim ya. Şimdi bak size anlatayım. Bazı kim tahsilli kardeşlerimiz içimizde var. Diyeceksen ne anlarsın bu işten? 160 milyar hücre beynimizde. 160 milyar hücre beynimizde. Her hücre, öteki vücuttaki hücrelerin 10 binden, 2 binden 10 bine kadar hücrelere emir veriyor. Beynimde gelir. Kim yaptı bunu? Baban mı yaptı? Annen mi yaptı? Kendisi kendine mi oldu? Tabiat, tabiata razı gele. Ben Balkanlara çıkıyordum her sene, ikişer sefer, birer aylığına çıkıyordum. Bir sefer televizyona çıkardılar bizi. Dedi Ramazan, dedi, sen anlatırsan Ramazan'ın sevabını. Yok de ben anlatmam. Müftü anlatsan onu dedim. Ne anlatırsın? Ben anlatacağım, bu insan tutsun mu oruç, tutmasın mı? Eğer tabiat yaptıysa neye tutsun ki? Onu anlatırım ben. Aa, çok daha iyiydi. Gazeteciyle konuşuyor. Sonra, ondan sonra tabiat demek kendi kendine ol demek. Rastgele usta diyor ya, bir iğne kendi kendine olmaz. Bir harf kendi kendine yazılmaz. Şimdi ben anlatayım televizyonda orada. Dedim benim ismim çok büyüktür. Bir öğretmen sınıfa girdi. Ne yapar? Ne lazım ona? Bir tahta lazım, bir tebeşir lazım.
Çocuklara anlatacak bir şeyler. Bulduk bir siyah tas, siyah tebeşir. Oldu değil mi? Olmaz. Bulduk bir beyaz tahta, beyaz tebeşir. Gene olmaz. Mantık gidendir. Şimdi bulduk beyaz tebeşir, siyah. Ha oldu şimdi. Düşünmeden üç harf Ali yazılır mı? Ali, benim adım uzundur. Abdülkadir benim adım. Üç harf Ali düşünmeden yazılır mı? Yazılmaz. İ, Ali, olmaz. Ali. Ali, üç harfli Ali kendi kendine yazılmazsa, Ali kendi kendine nasıl olur? Aaaa! Bağırıyor, tekrar. Böyle bu iş. Bir ateisti yakaladım elimde, bu menteşeli kim koydu bu parmak? Bunu ayırmışlar. Ha, kim koydu? Annen mi yaptı, baban mı yaptı? Ateist yok Allah diyor. Kim oldu? Kendi kendine mi oldu? Tabiat demek rastgele kendi kendine oldu demektir. Başka bir şey değildir ki. Onun için kardeşler, ne mutlu bize elhamdülillah. Allah bizi çok sevmiş. Bu hakikat 54 dile tercüme edilmiş bu mübarek kitaplar. Çok yerde hayret. Hollanda'da papazlar hastaneye geziyormuşlar, hastalara gayret versinler. Gelmişler, bir yerde bir Türk yatıyormuş. Anlatmış onu gezdiren, papazları gezdiren, burada bir Türk. Bizi kabul eder mi? Gelsin gelsin demiş. Ama Nur talebesiymiş ha. Ondan sonra kardeşi bir ders veriyor papazlara. Şaşırıyorlar, alıyor bu kitapları tercüme edeceksin. Zaten onların dilinden tercüme edeceğiz. Ondan sonra Almanya'da bir kadın dini sempozyum yapıyor. O papaz topluyor, 15 tane papaz götürüyor oraya. Ondan sonra dini sempozyum, Müslümanlardan sonra siz daha o peygambere inanır mısınız demiş ki dünya öküz ve balık üzerindedir. Kardeşler durmuyor, tercüme etmişler işte. Ha, oku bakalım bana. Ha, Müslüman olmaya sebep olur o kadın. Bunların bu yazıyı. Ya, şimdi hiçbir hoca, sorun hocaları bilmezler bu işi kardeşler. Peygamberimiz demiş. Ed-dünya alel-hud, alel-tevr vel-hud. Alel-tevr vel-hud. Öküz ve balık üzerindedir dünya. Ha, hani öküz, hani balık. İlim adamları alttan kişi yok. Dünyadaki insanlar neyle idare olurlar? Öküzle balıkla, öküzle tarlayı sürer. Balıkla denizlerin balıklar yer. Allah iki tane büyük melaike de yaratmış. Birisinin adını öküz koymuş bu sebepten. Birisinin de balık koymuş. Taşıyorlar dünyamızı. Ha, kim diyor bunu bize? Usta diyor bunu. Usta diyor kardeşlerimize. Evet. İşte ey nefis bir heves. Şu misalin dürbiniyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ezel evvel sultanı olan Rabbin halikindir. O çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içinde mamelükün ve o mamelükün içindeki cisim, ruh, kalp ve onlar içindeki göz, dil, akıl ve hayal gibi zahir ve batını hastalarındır. O Yaveri Ekrem ise birisinin gönderdiği bildi. Kimdir o? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Resul-i Ekrem'dir. Ve o Ferman-ı Ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir. Ki basında bulduğumuz Ticaret-i Azime'yi şu ayetle ilan ediyor. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Müslümanlardan satın alıyor. Neyi? Mallarını ve nefislerini. Neyin karşılığında? Cennet karşılığında alıyor. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya özüdür ki durmuyor. Durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiyete dil edip ibka etmek çaresi yok mu? Devamlılık buna vermek yok mu hiç? İmkanı yok mu bu işin? Yok mu?
diye düşünürken birden semavi salayı Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem beş mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir çaresi onun? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. Emaneti sahibi hakikisine. Kim verdi bunları? Ona satmak. Bir milimetre karede 8 milyon hücre var kardeşlerim benim. Ondan oldun sen ben. 8 milyon hücre. Bir hücrede ne var? 1 milyon protein, 8 bin tane amino asit, 5 element, 40 bin tane atom. Allah Allah, Allah Allah. Nasıl olur bunlar ya? Ya böyle oldu, insan oldu. Bir yarım, bir damla değil, yarım damla kanda, yarım damla kanda 2 milyon al yuvarlar, 250 bin tane trombosit, 10 bin tane akü var. Akü var nedir? Vurdun, yaralandın, işte o iltihabı, o iltihap onlardan olur. Ya. Birinci kerfani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen o ve onun yolunda sarf edilen şu ümri zail, şu geçici ömür bakiye inkılap eder. Devamlılık kazanır. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur. Çürür fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, muniz bir manzara alırlar. Onun için Müslüman Allah'tan, Allah bizi bizden daha çok seviyor kardeşler. Bizi bizden daha çok sever. Bizi bizden daha iyi bilir. Onun için ne verirse o, oh der. Hastalık verdi, oh diyeceksin. Dert verdi, sıkıntı. O hikmetini bilir, verir. Şikayet etmeyeceksin, sabredeceğiz. Bir sakatlığın var, bakasın daha çok senden, daha sakat. Senin bir ayağın yoksa iki ayak olmayan iyi bakacaksın. Maneviyata bakacaksın, kim daha çok ilerlemiş, ona yetişesin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.